Arkadaşlar merhaba. Volkswagen grubu araçlarda AUX kablosu nasıl yapılır? Bunu tarif edeceğim sizlere. RCD 310, RCD 510 gibi araçların birçoğunun menüsünde AUX bölümü var. Yalnız aktif değil. Bunun sebebi de cihazı özelliği desteklediği halde araç üzerinde herhangi bir bağlantı olmaması. Bu durumu nasıl çözeriz? Kendimiz nasıl yaparız? Video sizin için hazırlandı. Şimdi onu tarif edeceğim. Püf noktaları neler? Dilerseniz ilk önce cihazı açalım. Kodunu gireyim. Daha sonrasında da nereye bağlayacağız, nasıl olacak ona bakalım bir. Kodu girdik, cihaz açıldı. Radyo kısmına geleyim ilk önce. Farz edelim ki bu şekilde ekranımız geldi. Medya'ya tıkladığımız zaman AUX ve CD bölümü. CD zaten varsa çalacaktır. AUX bölümünü de aktif etmeniz için ne yapacağız? Şimdi ona gelelim. Cihazın üzerinden elektrik bağlantısını keseyim. Şurada şema üzerinden tarif edeceğim. Soket kısmının sigorta değil de sağ kısımda var olan uçlar var gördüğünüz gibi. Sağ tarafa en yakın şurada gördüğünüz kısımlar, tam videoda çıkıyor mu göremiyorum. Şöyle ışığı biraz açayım. Şurada gördüğünüz iki tane giriş. Alt ve üst olan kısımlar. Birisi AUX kablosunun sağ kısmı, birisi sol kısmı. Bunu da zaten şema üzerinden şöyle anlatayım size. Zaten hepinizin T1'in üzerinde bu çıkışlardan mevcut. Gördüğünüz gibi AUX out olarak görünüyor. Bunların bağlantısını yaptıktan sonra geriye şase vermek kalıyor. Yani sağını solunu verdikten sonra şase vermek kalıyor. Şaseyi dilerseniz burada zaten GND ucu mevcut. İsterseniz buradan verin. İsterseniz çok önemli değil. Teybin üzerinden de verebilirsiniz. Herhangi bir yere bağlantı da yapabilirsiniz. Şimdi bağlantıya geçeyim ben. Nasıl olduğunu bir bakalım. Montajı bitirdim arkadaşlar. Tarifine geçeyim isterseniz. Siz de buradan görmüş olun. Gördüğünüz gibi soketimizin üst elektrik kablonun olduğu kısmın hemen altına bağlıyoruz. İki tane burada girişimiz var. Hemen sağda kalıyor zaten altlı üstü. Birisi sağ hoparlör kısmı AUX kablosunda, biri sol hoparlör. Üçüncü kabloyu da zaten hani AUX kablosunun yapısını biliyorsanız az çok demek istediğimi anlamışsınız. Üç tane uç var. Sağ, sol ve şase. Şase ucunu da şurada gördüğünüz yere geçici olarak tutturdum. Siz de böyle yapabilirsiniz ya da teyp üzerindeki şase kısmını bulup oradan da verebilirsiniz. Şimdi bakalım ses alabiliyor muyuz? Kablomuzda da bahsettiğim sağ sol kısmı şuralar. Sağ sol ve şase. Bu uçları bağladıktan sonra zaten cihaza direkt ses iletimi sağlamış oluyorsunuz. Cihazı açıyorum. Kablomuzu takalım. Kendi kanalımdan bir tane video açıyorum. Gördüğünüz gibi işlem başarılı, gayet mantıklı. Takınca direkt aktif oluyor zaten. Birebir aracın, daha doğrusu teybin kendi sistemine adapte edilen bir bağlantı şekli. Herhangi bir aksi ya da yanlış bir durum kesinlikle yok. Bağlantımız bu şekilde. Siz de kendiniz de halledebilirsiniz. Tek mantık AUX kablosu üzerindeki sağ sol hangi kısım, şase hangisi, bunu da ölçü aletiyle deneyerek bulabilirsiniz. Zaten bu işe biraz merakınız varsa fazlasıyla hallolacağını düşünüyorum.
Videomuzu beğendiyseniz altına yorum yapıp kafanıza takılan kısımları sorabilirsiniz. Bizlere destek amaçlı sayfamızı takip ederseniz sevinirim. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.